Merhaba arkadaşlar, bu videoda Java'da soket programlama kullanarak aynı ağdaki iki farklı sistemdeki Java programlarının birbirleriyle iletişim kurması nasıl olur onu yapıyor olacağız. Elbette bu tarz soket programlama örneklerinde genelde rastlarız. Aynı sistemde iki farklı terminal üzerinden bir program çalıştırılır ve soket üzerinden iletişime geçer. Daha ilginç olan aslında iki farklı bilgisayar kullanmak aynı ağa bağlı ikinci bir e, bilgisayarımızda öbür tarafta şöyle o da el sallamak yapar gibi faresini sallıyor ha, o bilgisayar biraz daha yavaş ama hani zoom'dan kaynaklanan bir görüntü aktarmaya da söz konusu e, şimdi e, asıl olayımıza geri dönecek olursak neyden bahsetmek istiyoruz soket programlama nedir soket nedir soket aslında bizim hani ağ üzerinde bilgisayarımızda daha doğrusu bir giriş portu gibi düşünebiliriz soket dediğimiz şey. Yani farklı farklı soketler var ama buradaki bahsi geçen aslında farklı soketler bilgisayarımızda bir şey takabileceğimiz ayrı yuvalar değil de hani genel bir ağ iletişimi konusunda kullanılabilecek numaralar adresi olarak düşünmekte fayda var. Ağ üzerinden iletişim dediğimiz zaman iki taraf söz konusu oluyor. Genellikle server yani sunucu ve client, istemci dediğimiz taraflar. Bunları birbirinden ayıran Tam olarak programsal olarak bir ayrım da olabilir hani şunu diyebilirsiniz. Bizim server şunları yapacak, bizim client şunları yapmakla yükümlü olacak. Böyle bir ayrım olabilir ama onun dışında aslında temeldeki fark şu. Server bir bağlantının gelmesini bekliyor. Hani şurada listen dediğimiz beklerken dinleme kısmı aslında server'a has bir şey, özellik. Yani hani client dediğimiz o dinleyen server'ı bulup ona bir şeyler iletiyor. Ona bağlanıyor server ise bağlanılmak üzere bekleyen taraf oluyor. Yani hani temel ayrım aslında bu ikisi konusunda bu olacak. Ve bizim yazdığımız program hani server tarafında daha işlek çalışabilir veya client tarafında daha işlek çalışabilir. E, o hani tamamen bizim yazdığımız programla ilgili bir şey. Hani server bağlandıktan sonra, bağlanma anından sonra server da client'a bir şey gönderir. Client de server'a bir şeyler gönderebilir. Yani hani buradaki socket programlama derken iki farklı işte klas veya iki farklı rol söz konusu. Buradaki en temel ayrım server'ın dinlemeye başlaması gerekiyor ki client'lar, istemciler ona bağlanabilsinler. Şimdi çalıştırarak aslında bir şeyleri yaparak üzerinden gitmek daha mantıklı ve burada Java Java T point herhalde değil mi? Java Java point değil, Java T point tamam. Buradaki örnek üzerinden giderek bir şeyler yapalım diye düşündüm. Şimdi burada bir My Server örneği var. Server tarafını karşı taraf olan diğer bilgisayar alıyor olacak. Burada iki bilgisayarda da VS Code kullanıyoruz ama bu aynı hani şey değil. çalışan bir Java programı olduğu müddetçe aslında hangi ideyi kullandığımız, Java'nın hangi sürümü olduğu birbirleriyle uyumlu olmak ve hani bu kullandığımız klasları destekliyor olmak şartıyla Fark etmiyor. Yani Java'nın öyle bir eski versiyonunu bulursunuz ki henüz e, buradaki mesela Server Socket ve Socket Class'ları icat olmamıştır, o zaman çalışmaz elbette. Ama bunları destekleyen bütün Java'larda e, birbirleri arası iletişim söz konusu, herhangi bir sıkıntı olmaksızın. Şimdi burada aslında iki örnek var e, bahsi geçen web sitesinde. O örnekleri ben Test1 ve Test2 diye iki farklı metoda aldım. Ve Burada bakacak olursak aslında klasımız çok basit. Yani sadece bir main metodu içeriyor ve bu main metodun içerisinde test1 veya test2 metotlarından bir tanesini çağırıyor. Burada minet, ile <laughs> de değil yani bizim network'ümüz olduğu için mainnet demiştim. Minet klasımız. Ne yapıyoruz peki test1'in içerisinde? Baktığımız zaman aslında Server tarafı şimdi Konuştuğumuz kısım. O yüzden server socket oluşturuyor. Hemen hızla bu tarafa da geleyim. Hani burası da bizim client, istemci tarafımız olacak. Yine benzer şekilde tasarlandı. İşte my Client diye bir klasın içerisinde test1 ve test2 statik metotları var. Hani bu klasın bir objesini oluşturup da onun üzerinden metotları çağırmak gerekmesin diye yani bu şekilde oluşturulmuş durumdalar. Main metodun içerisinde hangi testi yapacaksak onun metodunu çağırıyoruz. Test1 ile başlayacağız diye düşündük. Şimdi farklar üzerinden de bakarak gitmek istediğim için, Client tarafında Server Soket yok, sadece Soket var. Karşılaştırma dur Bunu böyle bir de ayrı bir şekilde büyütüyorduk sanki. nesi belki? Neresi çok önemli değil. Şöyle çift tıklayınca mı o seçenek çıkıyor? Zoom oranı, orijinal boyut. Aa, uzaktan kontrol de Daha yaklaştırayım mı burayı diye düşünmüştüm. De, yaklaştırınca da çok mantıklı olmayacak herhalde. Neyse. Şöyle kenarda duru koysun. Tamam şöyle karşılaştırırız herhalde. Ya, temel fark server tarafında server soket oluşturuyor oluşumuz. Client tarafında bir server soket yok. Ancak anlaşmayı sağlarken yine bir soket üzerinden ilerlememiz lazım. Bu yüzden de iki tarafta da soketimiz var. E, client tarafı bağlantıyı oluştururken sokette iki şeye ihtiyaç duruyor. Port numarası sadece aynı bilgisayarda uğraşıyor olsaydık şöyle bir şey yapacaktık. Burada e, hani host adres vermiyorum, local çalışıyorum diyecektik. Local host'un H'si de muhtemelen küçük olacaktı, evet. Local çalışıyoruz diyecektik. Yani ne demek? Aynı bilgisayarda çalışıyoruz ve bir port numarası üzerinden alışveriş e, yapacağız diyecektik buradaki port numarasının ne olduğunu biz belirliyoruz. Var olan port numaralarından biri olmalı ve o an aslında kullanılmayan port numaralarından biri olmalı. Yani iki tane temel şartımız bu. Ancak farklı e, işte e, taraflarda yani hani server tarafında da, client tarafında da aynı port numarasını kullanıyor olmamız lazım. Bunu şöyle düşünebiliriz. Hani evin içinde bir kocaman dolap var böyle, bin tane, iki bin tane hatta burada. 66-66 numarasını örnekte kullandığımıza göre en azından o kadar. Belki iyi. ama değil daha da fazladır. Neyse. Yani geçerli port numaraları var, geçersiz port numaraları var. Hangi var emin değilim ama bunu biliyor olalım. Yani belli bir dolap üzerinden oraya biz bir mesaj koyma seçeneğimiz var. Oradan mesaj alma seçeneğimiz var. Ee, aynı program altında bahsediyorsak bundan aynı kutuyu kullanmamız lazım. O yüzden de karşı tarafta baktığımız zaman hani aynı portu kullanıyoruz. Ancak karşı taraftaki bilgisayar başka bir bilgisayar olduğu için benim A üzerinden o bilgisayara bir erişim kurmam lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Bir host adresi buraya yazmamız lazım. Bu belki buradaki adres türü size tanıdık gelmiştir. Bunlar aslında A üzerinde bilgisayara verilen IP adresleri yani şimdi e, hani daha dış dünyadan baktığımız zaman bir statik IP üzerinden bir yere ulaşabiliriz tam o ayrı mesele. Bir de bizim yerel ağımızın içerisinde her bilgisayara veya her bağlanan cihaza verilen bir adres numarası var. Karşıdakini nasıl öğreneceğim şimdi hani benim öğrenmem gereken şu an e, bir e, Server'e bağlanacağım karşı tarafa sunucuya bağlanacağım. Burada ha, tam ekran yaptıktan sonra boyutu ayarlayabilirim, tamam. Öyle yapalım, normalde sığdırdık. Şimdi karşı tarafın benim A üzerinde e, adresi neyse ona ulaşmam lazım. Onu nasıl buluyoruz? Şimdi sisteme göre değişecektir elbette ama Windows'ta mesela bağlı olduğumuz A seçtikten sonra şu aşağıdan A ayarları üzerinden bize atanmış olan adres nedir onu öğrenebiliyoruz. Bunun içinde hani burada bin bir farklı yerden ulaşabiliriz. Ulaşımın yollarından bir tanesi olacak bu. Buradan A ve paylaşım merkezine giriyorum. Şu anki bağlantımı seçiyorum. Muhtemelen bunu daha erken daha kolay bir yerde de seçebilirdim ama bu bağlantının ayrıntılarına e, girdiğim takdirde, şurada gördüğüm adres benim bu bilgisayarın yerel ağdaki adresi. Yani hani siz dışarıdan ayrı bir bilgisayardan buraya, benim yerel ağıma bağlanamazsınız. Benim yerel ağım nedir? Buradaki işte evdeki ufak kablosuz modemin e, sunduğu, birkaç bilgisayarın bağlandığı ufak bir ağ. Yani ayrı internet üzerinde başka yere ulaşacağız, o ayrı mesele. Biz hani bahsettiğimiz şu an sadece ufak kendi yerel ağımızda olan şeyden bahsediyoruz. E, şurada aşağıda bir de mesela e, asıl bizim modemin adresini görüyoruz. Yani 182, 168, 11, bu modemin adresi ve modeme bağlı cihazlara farklı farklı adresler veriliyor ve bağlandıkları anlarda veriliyor olabilir. Bu belli aralıklarla modemin özelliğine göre güncelleniyor, değişiyor olabilir. Ama şu an için şu bağlı olduğumuz anda mesela sonu 1.43 şeklinde biten adres bizim karşı taraftaki sunucumuzu oluşturuyor. Onu da burada o şekilde güncelledim. Peki bir soket oluşturduk adresimizi yazdık. İlk örnekte ne yapıyoruz? İlk örnekte aslında sunucuya bir mesaj gönderiyoruz. Sunucu tarafına geleyim. Burada şunları kapatalım. Muhtemelen hani bağlı olduğumuz sürece en azından bugün içinde o A adresi değişmeyecektir ama hani bilgisayarı kapatırız açarız o zaman A adresi değişir veya belki bağlantı koptu modem o adresi başka bir şeye atar bu bilgisayar yeniden bağlanınca ona başka bir adres gelir vesaire hani bunlar diğer olaylardan bağımsız şekilde A adresini değiştiriyor olabilir dur şöyle yapalım o bilgisayarın ekranına <laughs> dokundum da normalde ...web sayfasında yapıyorum ama tam orada büyütmüyor. Neyse orayı öbür bilgisayarda büyütmeye çalıştım. Yapamadım. Çünkü e, burada o şekilde büyümüyor. Neyse önemli değil. Şimdi karşı taraf ne yapıyor? Server ne yapıyor bakalım. Server... ...server socket üzerinden... ...accept kabul et... ...metodunu çağırıyor ve bu accept kabul et metodu aslında... ...bir bağlanan oluncaya kadar bekleyen bir metot. Yani burada... Bu tarafta şimdi öbür bilgisayar birazcık sistem olarak eski bir bilgisayardı. O yüzden şeyleri falan çok rahat göstermiyor. Ben şurada kısaca size şeyi göstereyim. Yani burada bir server soket olsaydı. Mesela new server socket falan filan demiş olsaydık ve burada accept e, şeysini görüntülüyor olsaydık ve bunun ne olduğuna bakıyor olsaydık bunun bir blocking e, metot olduğunu görecektik. Ne demek? Yani burada bekliyor. Bu metodu çağırdığımız zaman bir şey olana kadar program burada kalacak. Olan şey şöyle bir şey de olabilir. Hani zaman aşımına uğramak gibi bir şey de olabilir. Ancak olan şey karşı tarafın bağlanması da olabilir. Ve biz burada aslında yeni bir soket oluşturduğumuz zaman olan şeyin karşı tarafa bağlanmak olmasını bekliyoruz. Hatta biz burada mantıklı mesajlarla kullanıcıya bilgi de versek güzel olur diye düşünüyorum. Yani şurada Mesela sistem out print elenlerimiz olsun birkaç tane. Sunucuya bağlanacak. Yani bunu kim yapacak? Bunu client, istemci tarafı yapacak. O yüzden e, şu an bulunduğum tarafta yazıyorum bunları. Sunucuya bağlandık. Ne, nereden biliyorum? Çünkü e, bunu hani bir try bloğu içerisinde yaptım. Alabileceğim exception burada print etmeme sebep olacak. Ama bir exception almadıysam bu ne anlama geliyor? Verilen host adresinde ve port numarasıyla bir sunucu e, şeysi, bağlantısı kuruldu. Yani böyle bir soket oluşturabildim anlamına geliyor. Ve oluşturduğumuz soket üzerinden bizim erişebileceğimiz e, bir akış söz konusu. Bir çıktı akışı veya bir girdi akışı da var aynı zamanda. Biz diyoruz ki bu soketin bize bir bilgi göndermek için kullanılacak olan mı diyoruz? Bir dakika hani aslında biz sunucuya bir şey göndereceğiz değil mi? Output, output tamam <laughs> bu soketten output çıktı akışını alıyoruz. Yani biz bu tarafta client tarafında bir çıktı göndereceğiz. O yüzden soketin bizim tarafımızda olan output streamini alıyoruz. Bunu bir hani veri akış streami olarak oluşturuyoruz. Ve bu aslında D out dediğimiz şeye biz e, bir string yazıp karşıya gönderebiliriz. Ve aslında temelde yaptığımız sadece bu. Burada yaptığımız şey write utf diyoruz. E, burada şey de göstermenin hani D out'un içerisinde aslında farklı seçeneklerimiz var. Farklı yazma seçeneklerimiz var. E, integer olarak, byte olarak yazabiliyoruz. UTF'de e, network'teki iletişim şeylerinden ne denir? Standartlarından bir tanesi. Yani buradan hani float olarak, double olarak da karşıya bir şey gönderebiliriz. Önemli olan karşı tarafın da bunu alacak şekilde tasarlanmış olması. Şimdi karşı tarafın kodunu gösteriyorum. O ne yapıyor? O ise bir data input stream oluşturuyor. Ne yapacak? Çünkü o bir şeyler alacak. Input olarak alacak. Ve aldığı şeyi input stream'den read utf ile alıyor. Yani benim gönderdiğimle uyumlu şekilde alması lazım. Yani temelde önemli noktamız bu. Yani bir veri gönderiyoruz, veri akışı var. Ama verin türü de önemli. Hangi türden gönderiyorsak veya alıyorsak ona göre karşılıklı anlaşma olması lazım. Buradan da şunu tekrar etmekte fayda var. Biz aslında server ve client taraflarını birlikte yazıyoruz. Yani bu programın yapımcıları iki taraf için de Genellikle çoğu zaman aynı kişiler ki e, ne zaman neyin gönderilip neyin alınacağını biliyor olalım. Hani şöyle bir şey genelde olmaz. Hani bir program var, sen ona bir client yaz da hani oradan neler geliyor bir bakalım. Ya yani bu aynı çok deneyimli meselesi olur çünkü oradan bir veri akışı var, verinin nasıl yorumlanacağını vesaire e, biz hani böyle kaynak kodunda biliyor olmamız lazım ki e, ona uygun bir şekilde yazalım. Şimdi karşı tarafın yaptığına bakıyoruz. Ne yapıyor? Bir hani UTF olarak okuyor. E, UTF olarak okuduğu zaman da hmm, Şey çıktı tamam burada. Ama yanlış şey için çıktı neyse. <laughs> ya yani bu diğer bilgisayar. Ha, tamam. Data Output String String olarak geliyor. Aslında şurada String olarak yazmayı mecbur mu tutmuşlar? Ondan mı acaba kodda eklemiş? Belki farklı bir versiyonda e, String olarak dönmeme olasılığı falan var mı vardı acaba? Orada string dememe gerek yok gibi duruyor çünkü. Belki orada örneğin eski halinde başka bir şey olarak okuyup sonra string olarak yorumluyor olabilirdi. Mesajımızı bu taraf ekrana yazıyor olacak. Ben şurada şimdi bu tarafa geri dönüyorum. Right'ta başka neler var diye göstermek için yapmıştık. Flash ne işe yarıyor? Flash aslında hani bir stream, bir akış üzerinden e, sağladığımız için şu olabilir. Mesela çok büyük bir şey yazıyoruzdur. Toplantımız sona erecekmiş şu Çok uzun bir şey yazıyoruzdur. Uzun bir şey yazarken ne olur? İşte hani bunu paralel olarak yapalım der. Ayrı bir thread oluşturur sistem ve hani bir sonraki satırda başka şeyler yapıyor olabiliriz. Flash şunu sağlıyor. Yani öbürünü bitirelim, halledelim. Hani hepsini şey yapalım yukarıdakini gönderelim stream'e yazılsın ondan sonra biz işimizi yapacağız gibi bir şey demiş oluyoruz. Şimdi data output'u kullandıktan sonra kapatıyoruz elbette. soketi de kullandıktan sonra kapatıyoruz. Şu iki şey aslında biz hani bir akış halinde devam ediyor olacak olsaydık bizim için sık sık yaptığımız iki satır şunlar olacaktı şu ikisi. Yani biz karşıya mesela hello server mesajını gönderiyoruz. Sonra bir de mesela belki de haber mesajını göndereceğiz diyelim şu ikisini tekrar ediyor olacaktık veya bir döngü içerisinde onlar tekrar ediliyor olacaktı. İşimiz bittiği zaman output stream'i kapattık ve soketi kapattık. Ve başka bir şey yapmıyoruz aslında main metotta yaptığımız server tarafında değil client tarafında bunlar. Server tarafında ise tekrar baktığımız zaman ne yapıyoruz aslında yine bir mesaj okuduk. O okuduğumuz mesajı ekrana yazdırıyoruz. Server tarafında bu sefer Soket yine var ama soketin kapanma işini aslında Client yapacak. Hani Server belki daha fazla istemciye cevap verecek şekilde yapılabilir çünkü. Şimdi mesajlardan ilkini alıp burada yazdırıyoruz. Bir tane daha mesaj olacağını ben bildiğim için nereden biliyorum? Demin yaptım yani iki tane çoğalttık. Bir tane daha write utf koyduk oraya. İkinci bir mesaj olduğunu bildiğimiz için onu buraya bu şekilde ekleyebiliriz. Bunu nereden okuyoruz? Data input stream'den okuyoruz. Yani doğrudan şu şekilde de yazabilirdik. Yani oradan bir şey okuyacağız. O okuduğumuz şeyi buradan string'e gönderelim şeklinde diyebilirdik. İşin bu tarafında da yine kendimize bilgi mesajları yazacak olursak nasıl yazarız ona bakalım. Şimdi yukarıda sunucu oluşacağı an burası aslında. Şöyle yapalım. sunucu oluşturuluyor bu anda. Şundan aldık. Tamam. E, ee, sunucu oluşturuldu. Tamam. Ondan sonra yaptığımız şey accept satırında accept'e gelmeden önce aslında ne olduğunu biliyorum bağlantı beklendiğini biliyorum. Yani bu anda bağlantı bekliyoruz. Ne zaman ki ben accept satırını geçtim. Şunu biliyorum. İstemci bağlandı. Yani istemci bağlandıktan sonra accept satırını geçebiliyorum. Çünkü aksi takdirde blok eden bir satır. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında bir input stream oluşturduk. Hani bunun oluşturma anını aslında biz şey yapmıyoruz. Yani onu oluşturacak zaten çünkü soket elimizde. Ondan sonra bir şey okuyana kadar mesaj bekliyoruz aslında. Neden? Çünkü read UTF'de karşı taraftan gelen bir şey olmadığı sürece orada bekleyecek. Yani oradan okuyacak bir şey yoksa ne yapacak? Bir şey yapamayacak. Burada yine bekliyor olacağız. Mesajı aldığımız zaman zaten burada ekrana yazdırıyoruz. Şimdi işin bu tarafında yani hani sunucu tarafında ben main metodu çalıştırıyor olacağım ve aşağıda yine hani terminalde çıktıları takip edebileceğiz. Tabii ki ben bağlanmadan orada bağlantı sağlandı gibi bir mesaj görmüyor olacağım. Ancak dinlemeye başladığını hani run dedikten sonra burada gözlemleyebilmeliyim. Bakalım şimdi çalıştığı zaman sunucu oluşturuluyor dedi. Sunucu oluşturuldu. Bağlantı bekleniyor mesajını gördük. Böyle bırakırsam bekler bekler bir süre sonra işte timeout falan gibi bir şeyle karşılaşabiliriz. O yüzden öyle olmasın diye işin bu tarafında oraya bağlanalım. Run diyeceğim. Bu sefer de bir yandan şurada kontrol edelim. Sunucuya bağlanacak, sunucuya bağlandı mesajlarını bu tarafta gördük. Öbür tarafta da aslında eş zamanlı olarak istemci bağlandı, mesaj bekleniyor. Bunlar çok anlık hani çok hızlı takip edemeyeceğimiz bir şekilde ancak hani mesajı ilk mesajımızı ve ikinci mesajımızı karşı tarafta görebiliyoruz. Yani burada her şeyi çok söylemedik aslında burada da şöyle yazabiliriz. Bu arada. Bu tarafta e, işlemci tarafında programım durdu ve şey tarafında da e, server tarafında da bakacak olursak aslında burada e, çalışmamızın durmuş olduğunu görüyor olacağız. Çünkü neden? Çünkü iki tane mesaj alacaktık server tarafında bakacak olursanız iki mesaj aldık onları yazdırdık sonra kapattık hani dükkanı kapattık gittik. Bu kapatma hangi taraf önce hani bir hangi taraf önce kapattı şeysi iki taraftan bir tanesi kapatmış olabilir çünkü yani sunucu da kapatmak istiyor şey de kapatmak istiyor hani iki taraftan biri daha önce kapattı ama hani iki tarafta kendi tarafını kapattı kapanmayan bir taraf <laughs> kalmadı aslında hani burada da mesajları yazıyor olacak olsaydık diğer ayrı noktalarda ne olacaktı aslında şey olacaktı İlk mesaj yollanıyor. İkinci mesaj burada yollanıyor. Ee, hani, ikinci mesaj yollanıyor mesajını gördüğümüz anda aslında birinci mesajın yollanmış olduğunu anlayacaktık. Burada mesela hiç karşı taraf çalışıyor olmaksızın çalıştırmaya çalışsaydım sunucuya bağlanacak diyecek ve bu şekilde kalacaktı. Şimdi sunucu tarafını o zaman çalıştırmam gerekiyor. Gelelim isterseniz sunucuya tekrar e, çalıştır diyelim kendini run diyeceğim bu tarafta. Sunucu çalışıyor. Çalışmaya işte çalışıyor. O bilgisayar dedim biraz daha. tam tamam. Şimdi bu tarafta henüz sunucu bağlanamadan ne oldu? Connection time out oldu. Yani genelde istemci tarafları biraz daha hızlı sıkılırlar. Biraz daha hızlı vazgeçerler. Sunucu tarafı ama mesela yani bağlantı bekleniyor falan diyordu. Buradan mesaj alışverişinin ne olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de test 2 var. Önce ben isterseniz test 2'nin bir çalışmasını göstereyim size. Ondan sonra da şey yapayım hani kodunun üzerinden geçeyim bu da yine internet üzerindeki örnek üzerinden. Şu tarafta şey gösteriyorum. Hani çalıştırdığımız zaman aslında test yani doğrudan pek bir şey output vermiyor. Burada testiki çalıştırdım. test koduna bakacak olursak aslında sıra sıra gerçekleşen bir mesajlaşma söz konusu. Şöyle nasıl gösteririz? İkisi de gözüküyor herhalde. Ee, nasıl sıra sıra? Önce kim gönderiyor? Bakalım önce biz yazıyoruz. Bir e, client'ız bu tarafta. Diyelim ki merhaba. Karşı tarafa bakıyorum benim merhaba mesajım oraya gitmiş. Client merhaba diyor. diyor. Ve bu sefer hani terminalde aslında server tarafı beklemede e, şey için yazı bekliyor. Selam dedik mesela. Geliyorum burada server says selam dedi. Karşılıklı olarak aslında mesaj gönderiyoruz. İyi misin düzgün yazamadık ama bu tarafa mesajımız gitti. İyi misin şeklinde. O da buraya aktarılmış oldu. Şimdi hani bu kod peki nasıl çalışıyor? Hani nasıl dönüyor işler diye bakalım. Ha bu arada burada bağlantıyı bitirmek için iki taraftan bir tanesinin stop demesi gerekiyor. Şimdi stopu burada yazdım diyelim. Client says stop dedi. Bir dakika stop muydu? Şeyimiz evet stop olunca işler bitecekti ama Client tarafında da Ayrıca tabii ki Yani bu tarafı bitirdik Şöyle diyelim bu Tamam desin mesela herhangi bir şey dedi Ve alışveriş Bitti Alışveriş neden bitti? Çünkü hani stringlerden Herhangi bir tanesi stop olduğu zaman bu döngüden çıkıyorduk ve aslında data output stream'i ve şeyi kapatıyoruz öyle olduğu zaman. Şimdi aslında burada server tarafı da, client tarafı da birbirine oldukça benzerler ve ikisi de kendi tarafından durumu okuyorlar. Yani şuradaki örnek üzerinden gideyim isterseniz çünkü zoom'un 40 dakikası da olacak. Client tarafı, server tarafı. Fark var mı diye bakacak olursanız, işte iki tane string var iki tarafta da. String bir Her zaman için ilk string Burada bilgisayarın kendisinden e, Aldığımız mı? Değil. Ha tamam. Bunları iki tarafa da e, Düzgünce ayırmış biçimde Şu şekilde geri dönelim Client tarafında şöyle bir şey oluyor Yukarıdaki gibi yine soket oluşturuyoruz aslında yani Bağlantıyı oluşturma kısmımız değişmiyor Ne yapıyoruz? Şu host adresi ve port numarasıyla bir Soket oluşturduk. Karşı tarafta böyle bir sunucu olması lazım. E, bu sefer hem input hem output stringlerimiz var. Yani streamlerimiz var. Neden? Çünkü e, client tarafından da hem içeri hem dışarı bir bilgi akışı istiyoruz. Server tarafında da hem içeri hem dışarı bilgi akışı istiyoruz. E, data in, data outlarımız. Buffer reader kullanıyor oluşumuzun sebebi klavyeden bir şeyler okumak işte, terminalden. Bir mesaj okumak için hani kullandık. Burada bu arada hani bu programa biraz daha çeki düzen verecek olsaydık şuraya şöyle bir şey eklerdik. Yani mesajını e, yaz gibi bir e, şey geçiyor olurdu ki yani kullanıcı buraya mesajını yazması gerektiğini bilsin. Aksi taktirde hani boş boş hani konsolda bir şey duruyor ama acaba yazabilecek miyim yazamayacak mıyım emin olamayacak. Mesajımızı yazıyoruz. Buffer reader e, bir satır okuyor str'nin içerisine. str'yi doldurduk. Data out'la karşıya gönderdik. Karşıya gönderdikten sonra ne anlama geliyor aslında? Biz mesajımızı gönderdik. Sunucudan mesaj bekliyoruz. Sunucudan mesaj bekleniyor. Bir şey yazmaması gerektiğini yani e, adam oradan anlayacak sunucudan mesaj geldiği zaman ne olacak zaten? Şu read UTF hani read'ler, read UTF'ler veya hani data in'lerden gelen herhangi bir read e, karşıdan bir şey gelene kadar bekliyor. Onu bilmemiz lazım. E, bekliyor. Bir şey geldiği zaman zaten hani server şunları dedi diye mesajı göstereceğiz. Ve bağlantı kesme isteği ne taraftan gelecek? Burada şu programa baktığımız zaman bağlantıyı kesme isteği Str yani bizim kendi yazdıklarımız tarafından gelebilir. Ya bizim yazdığımız şey stop ise bağlantı akışı duruyor. Bu döngünün dışına çıkıyoruz. Ee, bağlantıyı kapatıyoruz. Karşı tarafta peki client da nasıldı kod? Tamamen neredeyse aynı. Ee, pardon şey karşı taraf server. Karıştırmayayım. Server nasıldı peki kod? Dediğimiz zaman server öncelikle mesajı bekliyor. Yani yukarıdaki data in data out'ları oluşturuşumuz aynı tamamen. Yine kabul ettiğimiz soket üzerinden input stream'imizi input stream'e, output stream'e, output stream'e ba bağlıyoruz. Yani birinin girişini birinin çıktısına bağlama gibi bir şey söz konusu değil. Yani aynı bilgisayar üzerindeyken o bilgisayar için soketin çıktısı girdisi olarak düşünüyoruz bunu. Yani biz soket üzerinden alışveriş yapıyoruz. Yani birinin girdisini diğerinin çıktısına bağlayacağız gibi bir şey söz konusu değil. Bizim hani belli bir program bir tarafta oturan bir program olarak sadece soketle alışveriş yapıyoruz. Aynı soketi kullandığımız için programlar alışveriş yapmış oluyor. Sunucu ne yapıyor? Sunucu öncelikle hani stop anına gelene kadar dinliyor. Karşıdan bir mesaj alıyor ve stop kararını veren aslında yine istemci yani client. Neden? Çünkü client'ın mesajı read dedik ya data in'den, öyle okuduk o okuduğumuz mesaj eğer stopsa duruyoruz. Yani hani server durduramıyor buradaki kodda. Yani durduracak şekilde yapardık hani bu string 1 ya da string 2 ikisinden biri stopsa dururduk mesela. Öyle bir şeyler ekleyebilirdik. Ancak server'ın yaptığı da nedir? Bu sefer önce okuyor, sonra kendi satırından bir şeyler okuyor, onu yazıyor. Hani yaptığı o. Mesela biz bunu şu hale getirmek isteseydik Tek taraflı bir bilgi alışverişi olacak diyelim. Hep sunucu bekleyecek. Biz hani istemci tarafından mesaj gönderiyoruz. Yani sunucuya gönderdikçe o mesajı göstermek istiyoruz. Nasıl değiştirirdik programımızı? Öncelikle şunu yapmamız gerekirdi. hani ee, onu ben şimdi hani zoom Zoom'dan tekrar açmamız gerekecek herhalde onun için. Açalım madem açık olsun. Ee, yapmam gereken şu olacaktı ne olacaktı? E, sunucu kendisi bir mesaj göndermiyor olacaktı. Şimdi aynı hesapla bağlantı kurduğum için de öbür tarafta tekrar mı giriş yapmam gerekiyor? Elbette. Neden öyle olmaz? Şimdi şu an e, öbür tarafta giriş yapıyorum. İnanırsanız, inanmazsanız <laughs> yapmıyor da olabilirim. Ama tamam orada şey yapacağım. Aynı yere bağlan diyeceğim ki o zaman bu buradan çıkacak. Aslında iki tane farklı zoom'dan şey verseydik o da olurdu. Neyse. Orada tabii Orası. ki... Aa. Aa. Merhaba. <laughs> iki taraftan ses olmasın diye onu yapacağım. Bu taraftan da şeyi açmam lazım. Ekran paylaşımı açık güzel tamam. Buradan da bunu açtık tamam. Sıkıntı yok bir şeyler yaptık. Heh. Şimdi bu tarafta Öbür tarafta yani Sunucu tarafında ne yapmam gerekirdi? Sunucu sadece aldığı mesajları gösterecek diyorum. O zaman sunucu hiçbir zaman mesaj... Ah pardon. Python değil ya. <laughs> e, sunucu hiçbir zaman write data yapmayacaktı. Data out'u kullanmayacaktı. Ne yapacaktı? E, karşıdan bir mesaj bekliyor olacaktı. Sonra da diyecekti ki karşı taraf bunu söylüyor. Ve klavyeden de bir şey okumayacaktı. Karşı taraf stop diyene kadar da programı devam ediyor olacaktı karşı tarafın şey bu tarafın şey nerenin sunucun burayı çalıştırayım aşağıda çalıştığını görelim sonra öbür taraftan biz buraya bağlanalım ee, öbür tarafta ise burada şu an hiçbir şey gözükmüyor neden çünkü mesajlar falan yazmıyor düzgün bir şekilde ama öbür tarafta ise biz karşıdan mesaj beklersek eğer hani datainden bir şey okumayı beklersek hiçbir zaman Gelmeyecek o mesaj, onu biliyoruz. O yüzden bu okuma kısmını çıkardık, sadece mesaj yazma kısmını bıraktık. Burayı çalıştırıyoruz. Bağlandığını şuradan biliyorum, mesajını yaz şeklinde burada bana gösterdiği için biliyorum. Bu tarafta ise ayrı bir değişiklik henüz olmaz. Ama ben mesela birkaç tane mesaj yazacak olursam, mesela hey yazdım orada hey mesajını görüyorum. mesajlarımızı yazdık bu tarafa bakıyoruz yani karşı tarafta da hani sürekli o mesajları görüyoruz aslında ve bu yazdığımız mesaj e, bir string olmak zorunda değil veya buraya yazdığımız Hani bu komplike bir bilgi olduğunu düşün bir kocaman obje gönderiyoruz o da veriden oluşuyor yani herhangi bir objenin içeriğini aslında biz böyle bir string şeklinde ifade edebiliriz ve buradaki uzunluk e, düşünecek olursak aslında Kontrol ve tamam, izin vermiyorsun. Neyse. Bunları yazınca ne oldu, kontrol ve onları aktaramadı herhalde, onu boş olarak mı saydı? 7-7 e, yazdık, karşı taraf ne oldu? 7-7'yi gösterdi. Yani şu semboller bazıları özel sembol olarak geçtiği için öyle olmuş ama burada aslında birazcık şey söylemeye çalışıyordum ben. E, buradaki bir veri akışı olduğu için uzun bir şey yazarsak verinin gönderilmesi biraz daha zor olur, daha yavaş olur. Ama istediğimiz boyutta bir bilgiyi karşı tarafa gönderebilir. Ve hani karşı taraf onu beklediği sürece de karşı taraf onu alabilir. Bu ne anlama geliyor? Mesela çok kişili bir oyun yapacaksak, multiplayer bir oyun yapacaksak aslında böyle bir alışveriş kurabiliriz. Neden yapamayalım? Önemli olan hani karşı tarafın beklemesi, bir tarafın gönderiyor olması ve e, bu gönderen ve alan metotların birbirleriyle uyumlu olmaları. Yani bir taraf e, şunu belki göstermek mantıklı olabilir. Bir tarafta mesela ne olsun Right, write int olsun. Ya da write float olsun. Bir yeni float sayı göndereceğim diyorum. Bu sayı 5.6. Karşı tarafa 5.6'yı bir float olarak göndermek istiyorum. Karşı tarafa gelecek olursak karşı tarafın yapmak istediği bir int okumak olsun. Ee, şöyle yapalım. Doğrudan şurada yapayım. Data in ile read int metodunu çağırıyor olacağım. Ama yukarıda, şuradaki ayrı iki defa bir şey okumaya çalışırsam olmaz elbette. Şunu şöyle yapacağım. Buradaki sıkıntımız ise, e, ReadInt yok mu? Bir dakika dur. Olan bir şey kullanalım elbette. Bir dakika, ben onu şu bilgisayardan bakayım. ReadInt var, tamam. Tamam, demin yanlış yazdım belki de. Neyse, integer olarak okuyup orada gösteriyoruz. Ne ters gidebilir ki diye düşünüyoruz diyelim. Ee, bu arada burada <laughs> şöyle bir şey söz konusu. While döngüsü ya bu. Aslında bu tarafta da döngü sürekli sürekli bir mesaj bekleyecek. Sürekli sürekli o mesajı yazıyor olacak. <laughs> Onu da e, dikkat etmekte fayda var. Aşağıda ne oluyor? Henüz bir şey olmuyor. Çünkü client bağlanmadı. Client bağlansın. Client mesajını gönderip e, duracak. Ama mesajını yaz. Şuradaki satır durması hala var ya. O yüzden burada ben herhangi bir mesaj yazsam da gönderdiğim şey right float'taki 5.6'yı gönderecek ama hani sonsuz bir döngü olup da sürekli sürekli onu alıp vermemesi için iyi bir şey aslında bu. Şimdi client says'ten sonra yazdığımız şey aslında read int. Hmm. Burada mesela e, bir belki duraksama anımız. A float gönderiyorduk hani hani Java'da mesela floatlar şimdi ben burada yazdığım mesajdan bağımsız bir şekilde bu arada onu da göstermiş olayım hep aynı sayıyı göreceğiz float bekliyorduk ama başka bir şeyler geldi hani integer halini almadık bu sadece Java'daki tür dönüşümü gibi bir şey değil yani hani buradaki data in data outların davranışları network üzerinden bir şey gönderdikleri için network üzerinden daha sağlıklı veri gönderebilmek üzere farklı formatlar kullanılıyor. Hani onu birazcık demeye çalışıyorum. Yani farklı yanlış formatta okusaydık Java'nın içerisindeki mesela float int okumak gibi mi olurdu? Öyle olmazdı. İş biraz değişirdi. Çünkü network biraz daha güvensiz bir alan şu açıdan. Yani uzağa bir şey gönderirken veri de değişebiliyor. Veri kesintiye uğrayabiliyor. Belli kısmı gelip belli kısmı gelmeyebiliyor. O yüzden mesela paketler halinde veriyi gönderebiliyorlar ve güvenlik önlemleri olarak hani verinin e, orijinal gerçek değerini koruyabilmesi için şöyle şeyler yapıyorlar Hani büyük bir şey gönderiyorsunuz hani küçük bir şey için bile diyelim ki tek bir sayıyı 5 e, ayrı parçaya bölüyorsunuz o 5 ayrı parça karşıda bir bütün haline geldiği zaman e, herhangi bir parça sıkıntılı mı Yol üzerinde soruna uğramış mı falan test ederken kendi içerisinde testler yapabiliyor. Yani biz burada biraz daha bunlardan kendimizi soyutlamış oluyor olsak da bazen mesela şu oluyor, bir şey geldi ama düzgün gelmemiş, tekrar yolla falan tekrar al gibi hani veya o portta tekrar onu al gibi şeyler. Bu tarz detaylardan bizi biraz soyutlamış oluyor Java'nın soket arayüzü. Ancak hani burada gördüğümüz sayıları Float olarak gelen bir şeyi int olarak yorumladığımız zaman demek ki böyle bir şey çıktığını görmüş oluyoruz. Yani bu da tekrar önemli noktamız aslında bir şey gönderiyorsak aynı şekilde okumamız lazım. Hani, şeyin temel mesajı bu aslında. Bu arada burada mesela programı durduracak olursam ne olacak? Karşı tarafta da şurada connection reset diyecek mesela socket exception alacağız bu sefer çünkü bizim bağlantımız bağlıyken yani client'a client ile server'a bağlıyken biz şuradaki data in data out'lar geçerli. Ancak bağlantı kesildiği zaman bir exception oluşmuş oluyor. Exception'da mesela socket exceptionmış, connection reset diyor yani bağlantı e, ya kapandı ya tekrar başlayacak vesaire. Yani mesela bağlantı koptuğu zaman belki exception kısmında bizim şunu yazmamız gerekebilirdi. Tekrardan o zaman dinlemeye başla. Bu Server tarafı bütün istemcilere cevap vermek üzere yapılan bir şey olsaydı mesela böyle bir şey işimizi görebilirdi. Çünkü hani bağlantı koptuğu zaman, herhangi bir exception olduğu zaman serverin tekrar dinlemeye başlaması daha mantıklı olacaktı böyle bir senaryoda. Neyse, yani bu birazcık aslında giriş inteliğindeydi, o yüzden daha var olan bir örneğe odaklandık soket programlarken önemli olan aslında iki şey var. Bir tanesi server ve client ayrımı. Yani server ve client ayrımı da bağlantının başlangıç noktası ile ilgili. Yani bağlantının başlangıç anında server bizim uzaktaki tek bilgisayarımız gibi düşünün. Birden fazla client server'a bağlanabilir. birden fazla client'ın bağlı olmasını nasıl ayarlayacağız. Genelde threadler kullanılarak mesela birazcık şuna hizmet et, birazcık buna hizmet et threadler aracılığıyla veya çok çekirdekli bir bilgisayarsa eş zamanlı olarak onlara hizmet et gibi bir şey diyebiliriz server terörist için. Yani server oluşu biraz o hizmet edişinden kaynaklanıyor. Ancak şöyle bir şey de söz konusu. Bir bilgisayar ille server olacak, ille client olacak şeklinde bir şart yok. Rol Programın akışı sırasında da değişebilir. Şöyle düşünün, hani 3 tane bilgisayarı birbirine bağladık. Üç bilgisayar ada yer alıyorlar. E, ortaklaşa bir oyun oynanacak. Yani i̇lk çalıştıran oyunu belki server olarak atanıyor olabilir. Diğer iki kişi o bilgisayara bağlanıyor olabilir. Ancak diyelim ki server tarafı bilgisayarı kapatmayı e, kararlaştırdı. Yani ben tamam, ben artık server değilim diyor mesela. O zaman şu olabilir, diğer clientlerden bir tanesi server olarak atanıp. Yani bir bilgi alışverişi olacaksa aktarım gerçekleşir ve yeni yeni iki bilgisayar arasında iletişime devam edebilirler. Daha büyük uygulamalarda mesela şöyle şey söz konusu. Server gerçekten uzakta duran bir internetteki kocaman bir sistem ve bütün istemcilere o cevap veriyor. İşte World of Warcraft oynuyoruz. Bütün bilgiler aslında serverda duruyor. Senin karakterinin seviyesi, benim karakterimin seviyesi hepsi serverda dururken biz client tarafında aslında adamı nereye yürütüyoruz? İşte şu şeyi satın aldık onları söylüyoruz. Ama clientteki değişiklikler serverda. Ana bilgisayarda bir değişikliğe sebep oluyor ve mesela bir önceki videoda da e, SQLite ile e, ufak bir şey yapmıştık, giriş yapmıştık. Server tarafında mesela SQLite kullanan, çalıştıran bir Java programı olabilir ve dışarıdan ulaşan clientlar, e, database'e, işte server tarafında duran database'e e, bunun üzerinden ulaşıyor olabilirler. Mesela hani öyle bir örnekte yaparız belki. Database'i Socket Programming ile birleştirmek. İlk önemli nokta oydu. İkinci önemli nokta ise bir şey okurken veya yazarken ne türden veri olarak okuyoruz veya ne türden veri olarak yazıyoruz. Bu ikisinin bizim yazdığımız programda hem sunucu tarafında hem de istemci tarafında aynı şekilde olması lazım. Mesela daha büyük işte oyun dedik. Orada nasıl olacak? Orada mesela şöyle düşünebiliriz. İstemci İstemci dediğimiz taraf ne oluyor? Biz hani kullanıcı, World of Warcraft oyuncusu. Server dediğimiz oradaki uzaktaki bilgisayar. İstemci yaptığı hareketleri server'a bildirecek aslında. Yani diyecek ki hani ben ileri yön okuna basıyorum şu an veya yani hani ben işte klavyeden şu harfe bastım şu an kendi bilgisayarında diyecek. Server tarafına bu bilgi iletilecek. Server herkesten bu bilgiyi alıyor olacak. O yüzden server çok çekirdekli mesela. Hani eş zamanlı olarak çok fazla istemciye hizmet edecek biçimde olması lazım. Belki tek bir bilgisayar da değil. Belki hani ufak ufak yöreselleştirilmiş bir şekilde e, çalışıyor olacak. İşte şu haritadayken şu bilgisayarda iletişim kuruyor olacağız. Başka haritaya geçtiğimiz zaman başka bir bilgisayar, oradaki daha küçük bir grubu idare ediyor olacak mesela. Çünkü hani milyonlarca kullanıcı aynı bilgisayara bağlanırsa bu sefer o bilgisayara çok fazla yük biniyor olacak. Mesela oyuncular haritadaki bulundukları koordinata göre farklı bilgisayarlara bağlanıyor olursa daha mantıklı. Zaten hani farklı sunucular var. Aynı sunucu dahilinde konuşuyorum. Aynı sunucu dahilinde de hani karşıdaki şey tek bir bilgisayar Olmaz genelde. O da yine bir yani bilgisayarlardan oluşan bir ağ olur ve belli bir istemciye cevap verecek olan taraf belli şartlara bağlı olarak seçiliyor olabilir. Onu demeye çalışıyorum herhalde. O zaman ne olacak? İşte ben hani her zaman aslında sunucuya bastığım tuşu iletiyor olacağım veya o anki benim durumumu iletiyor olacağım. Yani burada ben gönderirken ne diyeceğim? Yine aslında bir output stream üzerinden şu aşağıdaki olduğu gibi daha çok düşünmek daha mantıklı belki. Ne yapacağım ben client tarafında kullanıcının hangi tuşa bastığını veya hani o anki şeysini aksiyonunu okuyorum. Onu karşıya gönderiyorum. Karşıya gönderdikten sonra da karşıdan bir cevap bekleyeceğim. Karşıdan aldığım cevap belki bana o hareketin başarılı olup olmadığını söylüyor olabilir veya karşıdan gelen mesaj daha büyük bir mesaj olup o anki benim oyun dünyamın işte ufak bölümünü içeren bilgileri içeriyor olabilir. Hani o anki oyun dünyasının son halini bana bütünüyle gönderiyordu olabilir. bu Tabii ki ne kadar az şey gönderirsek iletişim o kadar hızlı olur. Yani iletişimin kendi bir bağlantı hızı var. Ondan bağımsız şekilde de büyük bir şey gönderiyorsak, o şeyin tamamının ulaşması yavaş olacağı için sunucu genelde küçük güncellemeler üzerinden oyuncuya bildiriyor olabilir oyuncu dünyasındaki değişimleri. Yani oyuncuda da aslında o lokal dünyanın ufak çapta yani şunu demeye çalışacağım bir dakika. Şimdi kocaman bir harita var oyunda. Bir de sadece küçük bir şehir var. Ben şu an o küçük şehrin içindeyim. O küçük şehrin içinde neler döndüğünün bilgisi, işte kaç tane düşman var, kaç tane başka oyuncu var, o oyuncuların pozisyonları nerede, benim kendi pozisyonum nerede bilgisi. Benim bilgisayarda da aynı zamanda tutuluyor olabilir. Ama sunucu da da tutuluyor elbette. Her oyuncu yürüdüğü zaman kendi değişen lokasyonu hakkında ana sunucuya haber söylüyor. Ana sunucu orada taşları oynatıyor. Herkesin şu anki gerçek konumunu biliyor. Ancak şunu düşününce ben hani bir ekran gösteriyorum ya oyuna, oyun, oyuncu tarafında gözüken ekranda. Belki bazı bilgiler zaten o an benim baktığım daha ufak olan ekrana yansımayacak. Yani küçük şehir dedim ama küçük şehrin de her yerini aynı anda görmüyorum ben mesela. Arkamda 10 metre ötede canavar ha yürümüş ha yürümemiş bana ne. İşte o bana ne kısmının bilgisini her zaman sistem bütün dünyayı aktararak da bana söyleyebilir. Veya sadece beni ilgilendirecek alanda daha da küçük bir çapta olan değişimleri bana haber veriyor olabilir. İşte benim burada karşıdan okumayı beklediğim bilgi böyle bir şey. Daha büyük de olabilir bazen daha küçük de olabilir. Belki başka bölüme geçtim o zaman biraz bekleyeceğim mesela. Karşıdan daha çok bilgi almam gerekecek. Benim o an bulunacağım noktadaki ilgili değişiklikleri yapacak. Ama belki yaptığım şey sadece ileri doğru bir adım atmaksa. Ben hani şeye söyledim server'a e söyledim ben bir adım öne atıyorum. Benim bilgisayarım da aynı değişikliği peş zamanlı olarak muhtemelen adım atınca yürüyecek, ilerleyecek diye düşünerek o adım atmayı benim bilgisayarımın tarafında da gerçekleştirip bana daha hızlı aktarabilir. Yani ne kadar serverdan gelecek bilgiyi beklemeden bir şeyler yapabilirsek o kadar aslında hızlı bir şekilde ekrana yansıtabiliriz. Ancak bazen şöyle bir şey olacak. Ya dur pardon sen adım atıyorsun ama diyecek server. Arkadan adam o ok attı sana öldün ya kusura bakma diyecek. O, o zaman da mesela online oyunlarda falan böyle hani gecikme olduğu zaman sık sık karşılaştığımız bir şekilde önce bir adım atacağız sonra geri ha, ne oldu geri adım attım sonra bakıyorum ölmüşüm falan gibi bir durum söz konusu olacak. Hani bu tamamen iletişim tasarlanma haliyle alakalı bir durum. Ve bu tur tur devam ediyor olacak. Sunucunun da yapması gereken hesaplamalar var. Ve hani sunucu tarafında aslında gerçekleşmiş olan hesaplar olarak düşündüğümüz şey Sunucudaki sayılar yani ben kendi bilgisayarımda şöyle bakıyorum dona kalmış bir adam var ona patküt indiriyorum falan canı azalıyor gibi oluyor veya bazen belki azalmıyor daha akıllı bir sistemse patküt indiriyorum falan ama eğer o adamın bağlantısı kopmuş ana sunucu tarafında onun canı değişmiyor olabilir. Yani Ana sunucu diyor ki Aa, o adam artık orada değil onu çekiyor alıyor benim bilgisayarımda ekranda e, güncelleme anı denk geldiği zaman oradan fırt gidiyor olabilir karşı taraftan okuduğumuz sunucudan aldığımız bilgiler genelde daha büyük oluyorlar. Ama tabii ki şeye göre değişiyor. Yani bu biraz daha oyun tarafından bahsettik. Ve oyun tarafından bir tarafın gerçekleri içeren bir sunucu olduğunu söylemiş olduk. Böyle olmaya bağlantı türleri de var. Yani iki kişi karşılıklı oynuyoruz. Hani bir taraf sunucu rolünü tırnak içerisinde üstlenmiş olabilir. Ancak benim bilgisayarımdaki sayılar mı gerçek olması gerekenler, karşı tarafınkiler mi gerçek olması gerekenler? Buna hani karar verme mekanizmasını ikisi üzerinden de belirliyor olabilir oyun. Neyse hani çok lafa girmeksizin soket üzerinden, network üzerinden Java ile iletişim böyle bir şey. Şimdi mesela bunu SQLite kullanımıyla nasıl birleştiririz dersek aslında şu olabilir server'a biz bir mesaj gönderiyoruz ya, o gönderdiğimiz şey bir query olabilir. SQL query'si. O SQL query'sinin sonuçları olur. Server'dan da aldığımız bilgiler o olur mesela en basitinden. Diyelim başka bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.